Değerli izleyenlerim, şevki mutlak, mutlak şevk içinde yaşamak, rüzgar nereden eserse essin, biz kendi yolumuzda devam edebilmek son derece önemli. Şu da bir vaka ki hayatta rüzgar daima bizim keyfimize göre esmez. Bazen karşı taraftan eser, ama başarılı olmak için rüzgar nereden eserse essin hedefe gidebilmek gerekir. Zaman zaman bazı başarısızlıklar yaşayabiliriz. Bu da bizi ümitsizliğe sevk edebilir. Halbuki ümitsizliğe hayatımızda yer olmamalı. Asla ümitsiz olmamalıyız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de buna dikkat çekilmiştir. La yey esumun rahmilla illal kafirun. Ancak kafir kavim Allah'ın rahmetinden ümidini keser. Dolayısıyla Allah'a inanan bir kimse şartlar ne olursa olsun Allah'tan ümidini kesmez. Adeta sebepler altında her şeyin bittiği noktada o kimse yine bitmez. Bilir ki Allahu Teala son anda da onu o zor durumdan kurtarmaya kadirdir. Hayatta bunun çok örnekleri vardır. Mesela peygamberlerin hayatına baktığımızda Hz. Musa ve kavmi başta mağlup durumdadır. Firavun ve adamları her tarafta hakimdir. Ama neticeye baktığımızda Firavun ve adamları e, suda boğulup gitmişler. Hz. Musa ve onunla beraber olanlar e, Kızıldeniz'i aşmışlar ve nice muvaffakiyetleri elde etmişlerdir. Hz. İbrahim Nemrut tarafından yakalanmış, ateşe atılmış ama neticede galip gelmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalmış. Ama sonunda Medine'den Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak girebilmiştir. Demek ki hayatta bazı başarısızlıklar olabilir. Ama bu başarısızlıklar bizi asla ümitsizliğe sevk etmemeli. Hayatımızda ümitsizlik diye bir şey olmamalı. Lügatımızdan o menfi kelimeyi silip atmalıyız. Çünkü ümitsizlik her türlü kemalata, her türlü güzel şeye engeldir. Mesela e, okulda okuyan bir öğrenci matematik dersinden zayıf aldığında ümitsizliğe kapılırsa ben bu dersi yapamam, ben bunu anlamıyorum derse artık o dersi yapamaz hale gelir. Veya üniversite imtihanlarına hazırlanan bir genç ben üniversiteyi kazanamam diye bir psikolojik bunalıma girerse artık üniversiteyi kazanamayacak bir duruma gelir. Halbuki Allah'ın izniyle kazanırım dese şevkli olacaktır. Gayret içinde olacaktır ve o kimse Allah'ın izniyle kazanabilecektir. Demek ki hayatımızda ümitsizliğe yer olmamalı. Hatta kanser hastaları bile Allah'ın izniyle o hastalıktan kurtulabiliyorlar. Gerçi neticede hepimiz öleceğiz. Kanser de ölüme bir sebeptir. Başka hastalıklar da sebeptir veya başka bir takım olaylar da bir sebeptir. İnsan bir şekilde bu dünyadan gidecek. Ama diyelim kansere yakalanmak illa hemen ölmek anlamında da değildir. Ve kanserden kurtulabilenler bulunmaktadır. Afaka dalmak, yani dış dünyada olup bitenleri izlemek insanı zaman zaman ümitsiz yapabilir. Bir yerde deprem olmuştur, bir başka yerde tsunami, bir başka yerde maden altında maden göçü altında kalanlar, bir başka yerde sel felaketi, bir başka yerde terör olayları, bir başka yerde salgın bir hastalık. Dünyanın her tarafında bir takım felaketler de oluyor. Eskiden bu felaketler sadece kendi mahallinde bilinirdi. Dünyanın bundan pek haberi olmazdı. Mesela bir yüzyıl öncesi, o zamana kadar ki tarihte dünyada olup bitenleri insanlar bilmezdi. Herkes kendi dar coğrafyasında yaşardı. Ama biz şu anda globalizm denilen bir dönemdeyiz. Küreselleşme diğer adıyla. Artık dünya küçük bir köy halini almış. Öyle, öyle ki Japonya'daki bir olayı canlı yayında izliyoruz. Amerika'daki bir olayı canlı yayında izliyoruz. İnternet vasıtasıyla nerede ne oluyor anında haberimiz olabiliyor. Hatta cep telefonumuza haberler mesaj şeklinde gelebiliyor. Böyle olunca bu kadar olayların altında Ezilmemek çok kolay bir şey de değil. Bütün bu yükü nasıl kaldıracağız? Bu açıdan İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler dediği gibi bakabilsek o zaman pencerelerden seyrederiz ve bu olayların içine girmeden bunlardaki güzellik cihetlerini, rahmet cihetlerini düşünürüz. Yoksa tek başına bütün bu olayların altından kalkmaya çalışmak insanı ümitsiz yapar, bedbin yapar. Yatağından kalkamaz bir hale getirir. İnsanın şevkini zedeleyen durumlardan birisi bazı görmüş olduğu kötü rüyalar. Kötü rüyalar derken diyelim insanı üzebilecek bazı rüyalar olur. Diyelim rüyasında öldüğünü görür veya rüyasında başarısız olduğunu görür. Bu gibi bazı rüyalar olabilir. Bu konuda şunu bilmekte fayda var. Rüya her zaman aynı ile çıkmaz. Bazen tersi ile çıkar. Dolayısıyla bir takım kötü rüyalar varsa Allah'a sığınmak lazım. Allah'ım kötü bir sonuçtan sana sığınırım demek gerekir. Ve hemen rüya aynı ile gerçekleşecek gibi görmek o da yanlış olur. Ya Rabbi bunu hayra tebdil eyle şeklinde Allah'a dua etmek, iltica etmek en güzelidir. Günlük hayatta hepimizin bir takım çalışmaları var. Bu çalışmalar esnasında zaman zaman az kazanırız, zaman zaman da çok kazanırız. Ama insan kazandığına kanaat etmezse pek de şevkli olmaz. Mesela iki yıldan bu yana, 2008'den bu yana dünya çapında bir ekonomik kriz var. Bu krizde bazıları battı. Hatta batan devletler bile oldu. Büyük firmalar falan iflas etti. Evet hayatta bunlar da var. Bunlar hayatın bir realitesidir. Her zaman gündüz olmaz peşinden gece de gelir. Ama gece hep gece olarak devam etmez ardından gündüz gelir. Düşmez kalkmaz bir Allah. İnsan iflas edebilir, şirket iflas edebilir, hatta devlet bile iflas edebilir. E bu durumda insan bunları değerlendirdiğinde düştüğü yerden kalkmasını bilmeli. Ve e, iflas halinin hayatın sonu olmadığını, hani insan dibe vurduğunda denizde dibe vurduğunda yukarı çıkması daha kolay oluyor. Dibe vurdum inşallah yukarıya da çıkarım diye bir ümit içinde olması gerekir. Bunu ifade eden sonra e, bizi şevklendirecek bazı durumlara dikkat çekmek istiyorum. Mesela e, yapmış olduğumuz faaliyetler güzel faaliyetler olmalı ve bunları yaparken de bundan zevk almalıyız. Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki güneşten daha parlak, cennet gibi güzel ve saadet ebediye gibi şirindir. Bu manayı iç dünyamızda yaşayabilmeliyiz. Ve o zaman hayatın bir anlamı olur. O zaman hayattan güzel beklentilerimiz olur. Şu dünya bir yönüyle oyun eğlencedir ama bir başka cihetiyle de dünya ahiretin tarlasıdır. Ve her insan şu dünya sahnesinde kendi filminin, kendi hayat filminin başrol oyuncusudur. Böyle olunca şu dünya hayatı son derece önemli ve bu dünya hayatı baştan sona şevkle değerlendirilecek kıymet ve ehemmiyete sahip. Başarılar elde etmek bizi şevklendirir. Ama burada başarıları elde etme noktasında gerçekçi olmakta fayda var. Diyelim ki üniversiteyi yeni bitirdik hemen birden kendimizi bir başbakan gibi görmek uygun olmaz. Eğer başbakan olmak istiyorsan kademe kademe oralara doğru gidilecektir. Hemen okulu bitirir bitirmez seni başbakan yapmazlar. Ama bulunmuş olduğun mevki, sosyal statü ne olursa olsun yaptığın işi en güzel yapıyorsan sen bundan lezzet alırsın. Ve bu lezzet almanın neticesinde işini daha şevkle yaparsın. Şevkle yaptığında önün açılır. Nereye gittiğini bilen bir kimse için dünya durur ona yol verirmiş. Geç yiğidim der ona yol verirmiş. Bunun için küçük hedeflerle e, yola çıkmakta fayda var. Ve onları elde ettikçe şevkimiz gayretimiz artacaktır. Mesela günde 100 sayfalık bir kitabı okumak okuyabiliriz. Hedefe vardığımızda bu bizi mutlu eder. Ve e, bir başka zaman haftalık program yaparız. Diyelim bir haftada 700 sayfalık bir kitap bitirmek gibi. Bir başka zaman e, diyelim 9 aylık bir program yaparız. Mesela Hamdi Yazır'ın 9 ciltlik tefsirini 9 ayda bitirmek gibi. Bunları zamanında bitirmek bize şevk verir. Dolayısıyla günlük hedeflerimiz, haftalık hedeflerimiz, aylık hedeflerimiz, yıllık hedeflerimiz... Birinci beş yıllık kalkınma planı, ikinci beş yıllık kalkınma planı gibi ileriye yönelik, yönelik hedeflerimizin olması lazım. Tabi bu tuğli emel değildir. Yani adama bak şu anda durmuş da 10 yıl sonrasının planını yapıyor dememek lazım. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmak bu da önemli bir esastır. Dolayısıyla e, ileriye yönelik programlarımız olursa ona göre adımımızı atarız. Ve ona göre de şevk alarak engelleri birer birer aşağı aşağı hedefimize doğru gideriz. Sıkıntılı hallerden kurtulmak bize şevk verir. Diyelim dün hastaydık bugün iyileştik. Elhamdülillah bu bizi şevklendirir. Dün ekonomik krizdeydik bugün kurtulduk. Bu bizi şevklendirir. Buna kabz bast halleri deniliyor. Yakbidu ve yepsut. Allah hem böyle daraltır hem de genişlik verir. E, bu manada hayata baktığımızda hayat özel bir anlam kazanır. Demek ki daima bas hali olmaz, daima kabz hali de olmaz. Bazen öyle, bazen böyle. E zaten Allah'ın sanatında da bu böyle değil mi? Devamlı gece olmuyor, peşinde gündüz geliyor. Devamlı kış olmuyor, kıştan sonra bahar, ardından da yaz geliyor. Ve biz hayatımıza baktığımızda, geriye dönüp baktığımızda çok sıkıntılı hallerde yaşamışızdır her birimiz. Ama Allah'ın izniyle o durumlardan kurtulmuşuzdur. Bu bir trafik kazasında sağ çıkmak tarzında olabilir. Veya bir hastalıktan, ölümcül bir hastalıktan kurtulmak olabilir. Veya ekonomik bir sıkıntıdan, borçtan kurtulmak olabilir. Bunlar bize şevk veren durumlardır. Ve insan geriye dönüp şöyle baktığında madem ki bu durumlardan kurtuldu, Allah'ın izniyle şu anda içinde bulunduğu sıkıntılı bir durum varsa bundan da kurtulabilecektir. Kurtuluş ümidi taşımak, o halden kurtulmak için çok güzel bir yatırım durumundadır. O hali yaşayan bir kimse Allah'ın izniyle kurtulabilecektir. Bir de devam etmek, zikre devam etmek bizi manen dinç ve dinamik tutar. Öyle ki en yorgun olduğumuz zamanlarda bile belli bir virdimiz varsa onu okuyabiliyorsak bu bizi dinç tutar, dinamik yapar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gece hayatı var. Gece hayatı derken ibadet hayatını kastediyorum. Gecenin üçte biri veya üçte ikisi veya yarısından sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor, ibadetini yapıyor, Kur'an'ını okuyor, dualarını yapıyor ve bu diğer güne bir hazırlık oluyor. Ve inneleke finnehar, seban tavila ey peygamber senin için gündüz yoğun bir meşguliyet var. Gündüz insan halkla beraber aynı zamanda hakla beraber iç dünyasında ama meşguliyet itibariyle halkla iç içe. Gece ise herkes kendi hayatında kendine has, kendine özel işte o gecenin bir kısmında kalkmak, ibadet edebilmek ve virdini okuyabilmek bu insanı dinamik tutar. Hayatta muvaffak olmuş insanlara baktığımızda onlarda bu özelliğin olduğunu görürüz. Bunlar e, gündüz iş hayatında ehli dünya gibidir tabir caizse ama gece iç dünyasında bir derviş gibidir. Onlar ibadetlerini, zikirlerini ihmal etmezler. Şevk cümlelerini okumak insanı şevklendirir. Kur'an-ı Kerim'de bunun çok güzel örnekleri var. Mesela bunlardan birisi Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ayet-i kerime şöyle anlatıyor. Ellezina galelehumun lehumun nas inen nas kad cema ulekum fakhshawhum fezadahum imana. Ve galu hasbunallah ve ni'mel vekil. Onlar öyle kimselerdir ki onlara insanlar sizin için toplandı, size zarar verecekler denildiğinde bu onların imanını artırır ve derler ki hasbunallah ve ni'mel vekil. Yani Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. İşte günlük hayatta zor durumlarla karşılaştığımızda hasbunallah diyebilsek, la havle ve la kuvvete illa billah diyebilsek, bu gibi ifadeleri kullanabilsek bu da bizi canlı tutar, dinamik tutar. Bunlar adeta enerji drink tarzında. Hani enerji içecekleri var. Bazı insanlar onları içtiğinde kendini daha dinamik hissediyor. Veya enerji hapları var. O hapı kullandığında daha böyle kendini dinç, dinamik hissediyor. Bunlara tıbben ihtiyaç varsa o ayrı mesele. Ama biz günlük hayatımızda hasbunallah ve ni'mel vekil dedikçe la havle ve la kuvvete illa billah dedikçe Allah'ın izniyle çok ağır durumlardan rahatlıkla sıyrılabiliriz ve boyumuzdan çok daha büyük işleri yapabiliriz. Böyle bir durumda cihan bizim aleyhimizde olsa bunu dert etmeyiz. Allah'a güvenen bir kimseye Allah kafidir. Ve men yetevekkel alallah fehuve hasbu. Allah'a tevekkül edene Allah yeter. Daha bunun gibi mesela musibetlerin karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Bu çok gerçekçi bir yaklaşımı ifade eder. Allah'a aitiz yani kendimize ait değiliz. Böyle olunca Allah bizim üzerimizde değişik modeller dener. Ve bazen bize diyelim açlık elbisesi giydirir. Onun kendine göre gerekleri vardır. Bazen korku elbisesi, bazen daha başka durumlar. Ve halden hali Allah bizi dener, tavırdan tavıra bizi dener. E bize düşen bu, bu gibi durumlarda inna lillah biz Allah'a aidiz ve inna ileyhi raciun ve ona döneceğiz. Bunu söyleyebildiğimizde Allah'ın izniyle başkalarının yıkıldığı yerde biz yıkılmayız. Başkalarının döküldüğü yerde biz dökülmeyiz. Başkalarının çöktüğü yerde biz çökmeyiz. Dimdik yolumuza devam ederiz. Etrafımızda şevkli insanların olması, Yoksa da o şevkli insanları bulup onlarla beraber olmak son derece önemlidir. Çünkü insanlar arasında etkileşim var. Birisi esnediğinde biz de esneriz. Yanımızdaki insanlar asık suratlıysa bu bizim e, yüz hatlarımıza da yansır. Ama etrafımızdaki insanlar mütebessim. Yani bunlar pozitif enerji etraflarına yayıyorlar. Bu pozitif enerji yayan insanlarla beraber olmak lazım. Zaten başta kendimiz öyle olacağız etrafımıza daima pozitif enerji yayacağız. Belki ben bunları söylerken hepinizin zihninde bazı insanlar hemen canlanmıştır. Ben falanın yanında olduğumda kendimi şevkli hissediyorum. Bu şuradan kaynaklanır. O kimsede bulunan şevk hali size de yansır. Farkına varsak da varmasak da pek çok yansımalar vardır. O kimselerin şevk hali bize yansımaktadır. Dolayısıyla bize düşen görev o şevkli insanları arayıp bulmak, onlarla beraber olmak, onlardaki o enerjiden bu şekilde istifade etmek. Mükafatın büyüklüğünü düşünmek bu da bizi şevkli yapar. Allah yolunda gayret gösterdiğimizde Allah bunu zayi etmeyecektir. Allah bunun mükafatını verecektir. Maden işçilerini düşünelim. Yerin altında zor şartlar altında çalışıyorlar ama normal bir maaşın iki katı bunlara veriliyorsa orada çalışmak için millet kuyruğa girer. İşte bir zahmet içindedirler ama mükafatları da büyük olacaktır. Dünya tamamıyla o maden ocağı gibi. Dünya bir çalışma yeri. İnsan burada zahmet çekecek. Diyelim bir insan askere gittiğinde, o yeşil elbiseleri giydiğinde emir komuta zinciri altında bir hayatı olacak. Dünyayı da öyle kabul etmek lazım. Ve dünyada biz Allah'ın askeriyiz. Allah'ın bir takım emirleri, yasakları var. Allah bizi değişik hallerle, tavırlarla deniyor. Bunu bildiğimizde, mükafatını da bildiğimizde o haller bize ağır gelmez ve zorlanmadan yolumuza devam ederiz. Şevki artıran durumlardan birisi hayattan bir takım beklentilerin olması. Bazı meslekler vardır önü kapalı. Adam öyle bir memuriyete girer ki ömür boyu Önü kapalıdır, bir adım atamaz. Öyle bir meslek e, tavsiye edilmez. Önü kapalı olduğunda o insan e, şevk diye bir şey bilmez ve varabileceği kendine göre bir hedef de yoktur. Ama önü açık olan meslekler, e, bunlar daima bir şevk halini muhafaza eder, daha iyi ulaşmak için bir gayret içinde bulunurlar. Ve Kur'an-ı Kerim ee, insan için ancak çalıştığı vardır demek suretiyle bizi çalışmaya şey, e, sevk eder. Ramazan ayı gibi zamanlarda daha böyle bir şevk hali bize yansır. Çünkü toplu halde insanlar ibadetini yapmaktadır. Onların içinde bulunmak bize de şevk verir. Mekan itibariyle güzel mekanlarda bulunmak, manevi atmosferi güzel olan yerlerde bulunmak bu da bizi yine şevklendirir. Manevi gıdamıza dikkat etmek, bu da son derece önemli. Yani sohbetlerle besleniriz, okuduğumuz kitaplarla besleniriz. Bu da bizi şevklendirir. Dayanak noktasını düşünmek. Arşimet demiş ki, bana bir dayanak noktası verin, dünyayı yerinden oynatayım. Biz de her ne kadar aciz zayıf isek de Allah'a dayandığımızda boyumuzdan çok büyük işler yapabiliriz. Bunu düşünmek de bizi rahatlatacaktır. Bütün bunların sonunda şunu da unutmamak gerekir ki hayrul umur ahmezuha hayırlı işlerin zahmeti de olur. Asıl marifet o zahmetlere rağmen e, hedefine gidebilmektir. Engelleri aşağı aşağı e, o denizin dalgalarını aşağı aşağı tabir caizse hedefimize varabilmektir. Cenab-ı Hak hepimize daimi şevk halini nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.